Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Toktuk'tan yiyecekleri değerlendireceğiz. Önemli çünkü açlık krizi yaşayabilirsiniz. Bunu yaşamamanız için bu listemizi göz önünde bulundurmanızı rica ediyorum. Bunlar bilimsel bir çalışmaya göre yapılmıştır. Doygunluk endeksine göre ve puanlama gösterilmiştir. Patates 323 puanla ilk sırada yer alır. Tahmin edebileceğiniz üzere. Yalnız patates biliyorsunuz Glisemik endeksi yüksek, hemen şekerinizi zıplatıyor, ondan sonra düşürüyor. O yüzden haşlanmış olarak kullanmakta fayda var. Orada böyle bir patates yaklaşık 183 kalori eder. Glisemik indeksten kötü etkilenmemek için yeşillikle beraber tüketilmesi uygun olur. Fazla kaçırmayın. Patates kızartması değil, yalnız bunu mutlaka aklınızda tutmanızı rica ediyorum. İkinci sırada Morine balığı var. 225 puan ama morine balığı iyi diye bir şey söyleyebileceğim. Çünkü morine balığı bulmak güç ve de pahalı olabilir. Onun için onu listemizde sadece bilgi olarak bulunduralım. Diğer besin maddelerine bakarsak bakın yulaf ezmesi hep biz kullanıyoruz ve kullanacağız da 209 puan etmiş. Portakal 202. Elma ise onun hemen altında 197 puanla yer alıyor. Kepekli makarna ise 188 puan almış. Biftek bakın et 176 puan almış. Fasulye, fırında fasulye. Bu da özellikle kullanabilecek bir yemek türüdür. 168 puan almış. Üzüm 162. Tam buğday ise ekmek olarak söz konusu olduğu zaman 157 puan almış. Bakın tam buğday ekmeği bir hali aşağılarda yer alıyor. Bunların içerisinde portakal ve üzüme dikkat. Çünkü bunda şeker oranı yüksek olabilir. Benim tercihim elma. Özellikle yeşil elma tarçınla beraber gerçekten çok ciddi şekilde sizi tok tutar. Doygunluk sağlar. Bakın normal makarna 119 puan. Halbuki kepekli makarna 188 puan. Dolayısıyla hangisini seçeceğimiz aşikar. Gördüğünüz üzere kapalıklı makarna bizim favorimiz. Bunlar bizim diyetimiz için anahtar teşkil ediyorlar. Lütfen bu anahtarı dikkatli ve düzenli bir şekilde kullanalım. Bunları tükettiğimiz zaman doygunluğumuz daha iyi olur. Ve tercihimiz söylediğimiz gibi haşlanmış patates, yeşillikle ve de baharatla böylelikle doygunluğumuz en yüksek seviyede gerçekleşmiş olur. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. İyi günler dilerim.